hemen bağlanıyor. Baro hemen. Bak bak Kamil. Şehitlerin naaşları biraz önce Fethi Sekin Şehir Hastanesi morgundan ambulanslarla alınarak Elazığ Hava Limanı'na getirildi. Ve şu anda ambulanslardan askerler tarafından alınacak cenazeler ve sonrasında katafalklara alınacak. Detay verir mi? Ve buradaki tören de başlamış olacak. 8. Kolordu Komutanı Orgeneral Osman Erbaş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Pilot Yüzbaşı Tayfun Küreş, Teknisyen Asubay Şükrü Karadilek, Uzman Çavuş Tolga Demirci, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Albay Şentürk Aydıner, Asubaylar Ömer Umulu, Nazmi Yılmaz, Mehmet Demir ve Uzman Çavuş Arkan Gölün bizim cenazeleri biraz önce Elazığ Havalimanı'na getirildi ve biraz da burada başlayacak. Şu anda Elazığ Havalimanı'nda devam ediyor. Şu anda hazırlıklar devam ediyor. Ve şehitlerde şu anda ambulanslar geldi. Şehitlerin cenazeleri şu anda ambulanslar içerisinde bekletilerinde getirildi. Buradaki orada toprağa yerleşecek. Dönecek olursa bir somut kuvvetlerimiz sağ pantolonuna yapılan çalışmalar sonucunda Çekmecepe'nin yakınlarında helikopterin enkazına ulaşıldı ve 9 şehit vardı ilk etapta. O şehitlerin cenazesi ve 4 yaralı oradan alınarak Bitlis'in Tatman ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Ancak maalesef daha sonra 2 asker daha şehit oldu.
şehitler arasında Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaşka vardı. Evet, yaralılar da hastanede tedavi altında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu akşam saatlerinde bölgeye geldi. Beraberimiz Genel Savunma Başkanı Korgeneral Kısakiler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hüzdar da vardı. Bölgede incelemelerde bulundular. Ardından da en azından kutlama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi bilgilerine pardon. Yine görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak kazanın ani değişimi yaptı. Olumlu da başladılar nedeniyle bu kanaatiyetliğini değerlendirdiğini söyledi. Yine Kazan Kırım ekibinin bu sabah itibariyle incelemelere başlayacağını duyurdu. Ve bu elim kazanı, elim olayı kesin nedeninin ayrıntılı inceleme sonucu sonucundan belirlenen fotoğrafı belirtti. Hulusi Akar aynı zamanda kazanın kırılmasından hemen sonra Erbaş Kamu Kurum Yönetimleri tarafından kutsak edildi. Tüm komutanlara sebebiyle bilerek her türlü desteğin gönderildiğini belirtti. Bu bilgileri de paylaşabilirim. Şu anda kameramana Elazığ Hava Alanı'nda azınlar tamamlandı. Aileler de buraya geldi. Sonucu anlar yaşandı. Aileler gözyaşlarını tutamıyorlar. Elazığ Hava Limanı daha öncesinde cenaze törenine ev sahipliği yaptı. 2017 yılında Kuzeli'de polis helikopteri düşmüştü ve o helikopterde de 12 şehit vardı. Şehitler burada yapılan cenaze töreninin ardından memleketlerine uğurlandı. Bugün ikinci kez, 5 yıl aradan sonra ikinci kez Elazığ Hava Alanı yine büyük bir helikopter Umudu kazasında şehit olan Uzunoğlu bir askere 40 yaşındaki burada cenaze töreni için ev sahipliği yapıyor. Ve bir kaza haberini daha hatırlatalım. Yine 2017 yılında bu kez Şırnak'ta meydana gelmişti. Kaza 30 Mayıs 2017'de ve kazada da Albay Çetin General Aydın Erdoğan Aydın'ın kayıtlıydı. 13 bu arada askeri tezimle görüyoruz. Şehitlerimizin şu anda omuzlara alındı askerler tarafından. Birazdan dediğimiz gibi süreden uzunluğa getirecek. Tam 11 yılda dün katapamlardaki o elim kazadan sonra ardından buradaki törenle başlamış olacak. Yine bu helikopter içerisinde son hazırlıklar Kugut bir helikopter tamamlandı. Son hazırlıklar tamamlandı. Ve radardan kayboldu ve hemen buradaki tören için artık cenazelerin İzamettin abi. Yine İHA'lar tarafından arama çalışmaları yapıldı. Ve yoğun bir kar yağışı vardı. Kar altında arama çalışmaları yapıldı. Cenazeler şu anda askerlerin omuzlarında. Kameraman arkadaşı çekti. Orada enkaza ulaşıldı. Saat 17.30 noktaya döndü. Evet. İlk anda 9 şehidimiz burası vardı. Burası bir hayli kalabalık. 8. Korordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaşka ile oldukça 4 duygulu anlar yaşanıyor. Bir taraftan aileler, bir taraftan cenazeler. Kadrolarında ve burada yoğun bir çaba sarf ediyoruz doktorlar tarafından. Ortam şehitlerimizin hayata döndürülmesi için. Maalesef iki askerimiz burada. Birinci kolordu komutanı Korgeneral Osman Erbaşka Yozgat'ın Yeniköy ilçesinde günlük gelmişti. Farklı illerde görev yaptı. Kardeşlerini çağırdı ardından yaş kararıyla Elazığ 8. kolordu komutanlığı görevine atandı. Ve yaklaşık 5 yıldır da burada görev yapıyordu. Başlandı. Türkiye Erbaşı 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan askeri polislerin en önde Korgeneral Osman Erbaş'ın tanıdıkları var. Darbe'nin tepkiye geçen Erbaş, 8. kolordu komutanıydı. Askeri 2007'de Elazığ atandı. Ve çok babacan sözleriyle, tabiri caizse öyle deniyordu. Elazığ sözleriyle hafızalarda yer almıştı. Erbaş, evli ve iki çocuk babasıydı. Bakın kameraman arkadaşım yanında cenaze 11 şey, 11 vatan evladı tören alanına gönderiliyor.
birazdan da uçakla oradan gösterecekler. İnsanlara Vatanın, milletin ölünmez bütünlüğü uğruna
geçmişten günümüze kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimiz ile ülkemizin bekası, milletimizin Mehmet Demir, Muhabere Asubay Kıdemli Üsçavuş, Ömer Umulu, Topçu Asubay Üsçavuş, Nazmi Yılmaz, Teknisyen Asubay Kıdemli Çavuş, Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş, Hakan Gül, Piyade Uzman Çavuş, Tolga Demirci'nin manevi huzurlarında bir dakikalık saygıdır. Çalışmalar sonunda 9 askeri cenazesi alındı, 4 asker de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hadise sonrasında 2 asker daha şehit oldu. Şehit sayısı 11'e yükseldi. 11 asker için şu anda her asırda havalimanında bir korunma töreni hazırlanıyor, yapılıyor. Saygı duruşu. Savunma Bakanı polisi yaptığı yerde 12 askerin durumu şu anda iyi. Bölgede son 5 yıl içerisinde 2000 helikopter kazası daha oldu. İkisi de 2012 yılı içerisinde oldu. Biri 18 Atasan'da Tunceli'de Tunceli'nin Tülüm ülkesinde havalandıktan sonra polis helikopteri, Skorsky'deki polis helikopteri Ovacık ilçesine giderken iki ilçenin sınırlığın kesiştiği noktada dağlık bir bölgede düştü ve bu kazada aralarında hakim asker ve polislerin bulunduğu 12 şehit vardı. Ve yine burada kaza ise bu kez Şırnak'ta, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenova bölgesinde meydana geldi. Kuvvet tipi bir helikopter Şenova'dan havalandıktan sonra yüksek yerde hastalığa takılarak şu anda huzurlarında olduğumuz şehitlerimizin özgeçmişini arz ediyorum. Şehit olmuştu. Onların arasında Şehit Kor General Osman Erbaş Aydoğan, 1962 Aydoğan yılında Yozgat ili Yerköy ilçesinde doğmuştur. 1983 yılında Karahar Okulu'ndan mezun olmuştur. 1984 yılında Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndan mezun olmayı mütakip 2008 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmıştır. 2008 yılında Tuğ Generalliğe, 2012 yılında Tüm Generalliğe, 2016 yılında Kor Generalliğe terfi etmiştir. 2017 yılı general atamalarıyla 8. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştır. Kor General Osman Erbaş 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatman güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Kor General Osman Erbaş Bayan Zinet Erbaş ile evli ve 2 çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit İstihbarat Albay Şentürk Aydınyer 21 Kasım 1972 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İstihbarat Albay Şentürk Aydınyer 1996 yılında Karahar Okulu'ndan mezun olmuştur. 2020 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı mütakip 2020 yılı genel atamalarıyla 8. Kolordu İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. İstihbarat Albay Şentürk Aydınyer 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatman Güzergahı'nda intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit İstihbarat Albay Şentürk Aydınyer evli ve 2 çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal 12 Nisan 1984 tarihinde Mardin'de doğmuştur. Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal 2006 yılında Karahar Okulu'ndan, 2020 yılında
Karavacılık Okulu'ndan mezun olmuştur. 2020 yılına kadar çeşitli birliklerdeki tutmaya müteakip, 2020 yılı genel atamaları ile 3. Karavacılık Alay Komutanlığı'na atanmıştır. Karapilot Kurbaşı Gökhan Ünal, 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Karapilot Yüzbaşı Gökhan Ünal, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit Karapilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, 21 Temmuz 1985 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Kar Yüzbaşı Tayfun Kureş, 2007 yılında Karaharp Okulu'ndan, 2011 yılında Karahavacılık Okulu'ndan mezun olmuştur. 2017 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı müteakip, 2017 yılı genel atamaları ile 3. Karahavacılık Alayı'na atanmıştır. Karapilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Karapilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, evli ve bir çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit Bakım Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, 16 Eylül 1987 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Bakım Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, 2010 yılında Karaharp Okulu'ndan mezun olmuştur. 2020 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı müteakip, 2020 yılı atamaları ile 8. Kolordu Karargah Destek Grubu Lojistik Destek Komutanlığı'na atanmıştır. Bakım Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Bakım Yüzbaşı Salih Sarıoğlu evlidir. Ruhu şad olsun. Şehit Bakım Albay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, 12 Ekim 1972 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. 2000 yılında Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan mezun olmuştur. 2018 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı müteakip, 2018 yılı genel atamaları ile 8. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştır. Bakım Asubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Bakım Asubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, evli ve 3 çocuk babasıdır. Ruh şad olsun. Şehit Muhabere Asubay Kıdemli Üsçavuş Ömer Umulu, 15 Mayıs 1981 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. Muhabere Asubay Kıdemli Üsçavuş Ömer Umulu, 2005 yılında MEPS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan mezun olmuştur. 2020 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı müteakip, 2020 yılı genel atamaları ile 8. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştır. Muhabere Asubay Kıdemli Üsçavuş Ömer Umulu, 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Muhabere Asubay Kıdemli Üsçavuş Ömer Umulu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. İsmi bilsen sıralama. Şehit Topçu Asubay Üsçavuş Nazmi Yılmaz, 10 Ekim 1993 tarihinde Kahramanmaraş Afşin'de doğmuştur. Topçu Asubay Üsçavuş Nazmi Yılmaz, 2015 yılında Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun olmuştur. 2018 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı müteakip, 2018 yılı genel atamaları ile 8. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştır. Topçu Asubay Üsçavuş Nazmi Yılmaz, 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Topçu Asubay Üsçavuş Nazmi Yılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit Teknisyen Asubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, 4 Eylül 1992 tarihinde Afyon Karahisar'da doğmuştur.
Teknisyen Assubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 2019 yılında Kara Havacılık Okulu'ndan mezun olmuştur. 2019 yılı genel atamaları ile 3. Kara Havacılık Alayı'na atanmıştır. Teknisyen Assubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatman güzergahında itikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehittir. Şehit Teknisyen Assubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek evli ve bir çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 23 Eylül 1976 tarihinde Amasya'da doğmuştur. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 2001 yılında Dağ ve Komando Okulu'ndan mezun olmuştur. 2020 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı mütakip 2020 yılında 51. Komando Tugay Komutanlığı'na atanmıştır. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatvan güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kırma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül evli ve iki çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun. Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci 9 Aralık 1988 tarihinde Adana ili Tufanbeyli ilçesinde doğmuştur. Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci 2014 yılında Piyade Okul Komutanlığından mezun olmuştur. 2018 yılına kadar çeşitli birliklerde görev yapmayı mütakip 2018 yılı genel atamaları ile 3. Karavacılık alanı atanmıştır. Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci 4 Mart 2021 tarihinde Bingöl Tatman güzergahında intikal halindeki helikopterin Şentepe mevkiinde kaza kurma uğraması sonucunda şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci bekardır. Ruhu şad olsun. Tahmin edilen noktalarda duanın yapılması. Çalışmaları başlatmıştı ve sonrasında helikoptere ulaşılmıştı. Saat 14.45 itibariyle radardan kaybolan helikoptere Tatman'ın Çekmeceköy yakınlarında düşmüştü helikopter. Ve ilk etapta 9 asker şehit olmuştu. 4 yaralı vardı. Cenazeler bölgeden alındı. Hastanelere kaldırıldı yaralılarla birlikte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, diğer yetkililer وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ Diğerleri ise farklı illerde بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Üçüncü büyük kaza ve Elazığ hava alanı ikinci kez. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ Ürümür ilçesinden kalktıktan kısa bir süre وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ والثمرات فبشر الصابرين Şehitler buradan memleketlerine uğurlanmıştı.
İzâ esâbethum. Farklı bir bölgede. Kâlû innâ lillâh. Şırnak'ın Urudere ilçesine bağlı Şenova beldesinden. Kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 13 üst düzey askeri personel şehit olmuştu. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Yine bir helikopter kazasında şehit olan ve rahmetu ve ulaika humul muhtedun. Sadakallahul azim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma ya rabbena تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء أي رحمة ومغفرة بول olan Allah'ım lütfu keremi ihsanı bağışlaması bol alemlerin Rabbi olan Allah'ımız ya Rabbi ancak sana ibadet eder, yalnız senden. Allah'ım bizlere yardım eyle, dualarımızı kabul eyle, ahlarımızı affeyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'ı dergâh-ı uluhiyetinde makbule karin eyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, münevver, mutahhar ruhuna hediye ediyoruz. Sen ikram eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlere, sahabeyi güzin, ensar ve muhacire, ehli beyte, ehli imana, ulemaya, huzeraya, fukahaya, şühedaya, devletimize, milletimize hizmet etmiş, rahmeti rahmana kavuşan tüm devlet büyüklerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım şehitlerimizin şehadetini mübarek eyle ya Rabbi. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a vermiş olduğu söze sadık kaldılar, şehit oldular. Diğerleri de sırasını beklemektedirler. Asla Allah'a vermiş olduğu sözden caymadılar. Allah'ım şehitlerimizi senin selamına selamlıyoruz. Selamun aleyküm bima sabartum fenimul vekkar. Sabrettiğiniz için selam olsun size. Dünya yurdunun sonu cennet, ne güzeldir. Bizden üzüntü ve sıkıntı gideren Allah'a hamdolsun. Bütün acılara rağmen
birlikte beraberlikte ısrar eden milletimize dayanma gücü ver Allah'ım. Aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Devletimizi ilelebet faidar eyle ya Rabbi. Mazlumda mağdur milletlerin umudu olan milletimizi mutlu ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Kahraman ordumuzu daima karada, deniz, havada mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Elimize sabır yağdır ya Rabbi. Bize güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzu Müslümansız bırakma Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allah, İslam nurunu söndürmek isteyenlere birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere, bizi bölüp parçalamak, sonra yutmak isteyenlere, içimize fitne fesat sokmak isteyenlere, oradaki delilleri toplayacaklar. Toplanacak deliller sonrasında da helikopter söndürmek isteyenlere, zalimlere, hainlere, fasıklara, harici ve dahili düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Dersi sana dağlar o rükü olmazsa dünyada eğilmez başlar. Uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Bir vatan uğruna ya Rab. Bir sevda uğruna ya Rab. Bir dava uğruna ya Rab. Ve kelimetullahi hiyellemut uğruna ya Rab. Bu cennet vatanımız için canlarını feda eden, şehadet şerbetini içen kahramanlarımıza, itlerimize, askerlerimize, polislerimize, vatan evlatlarımıza, isimsiz kahramanlarımıza rahmet eyle ya Rabbi. Dille muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım onları rahmetle, şükranla yap. Ruhlarını şad eyle Allah'ım. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini âlem âlemin. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Ya Rabbi bu şehitlerimizi Resulullah Efendimiz'e kavuştur ya Rabbi. Bütün şehitlerimizle de haşr-ı cemiyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere de şehitlerimizin şehitlerine nail eyle ya Allah'ım. İslam düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Bizlere kurdukları tuzakları kendi başlarına çevir ya Rabbi. İslam düşmanlarının ocaklarını söndür Allah'ım. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Sınır boylarında ya Rabbi. Mücadele eden kahraman askerlerimize güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Allah'ım vatanımızı ve milleti, ordumuzu, yurdumuzu, yuvamızı her türlü semavi ve arazi afetlerden, belalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Kama erişen satılmaları bekleniyor. Şehidimiz Osman Paşa'mıza ve onun kahraman askerleri şehitlerimize 8. Kolordu Komutanı Kor General. Sizlere soruyorum. Bu kazada şehit olan kahraman Türk milletinin askerleri Diyarköy ilçesinde. Aziz Elazığ halk farklı illerde görev. 5 yıldan bu yana da Elazığ'da 8. Kolordu. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. 5 Temmuz darbe girişiminin ardından şehitlerimize
hakkınızı helal eder misiniz? Şehitlerimize hakkınızı helal eder misiniz? Allah'ım şehitlerimize rahmet et. Onların şefaatine bizleri nail eyle. Hakkımız helal olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Ve selamun ala cemiyel enbiyai vel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Erbaş evli ve iki çocuk babasıydı. Evet, şu anda buradaki dua tamamlandı. İmam Fatiha'nın ardından da muhtemelen cenazeler katapaltlardan şehitlerimizin uğurlanması. Yeniden ambulanslara alınarak yurtağa konacak. Ve Ankara'ya gelebiliriz. Evet, şu anda askerlere geliyor. Geldi. Mertem geldi. Gördü. Yarbay olarak atandı. 1997 ve 99 yılları arasında daha ve tüm sorularında görevle başladı. 2017 yılında Elazığ'a atandı. Osman Erbaş'ı yıldırdı. Şu anda ailelerde kameranın arkadaşı Polgen'in marşı çok büyük bir acı. Hayat arkadaşı kapımızı sarılıyor. Dediğimiz gibi bu acı tarihte olamaz. Yakınları da ömre Thank you.
Mertem vermeyelim onu. Biraz genel aslında. Zaten hepsini içinde. Ne zaman öyle? Evet. Ben girmem. Başkanların konusunda silah hakkını en beden çok büyük bir adamlar. Bu an bir heyecan. Aziz kardeşlerim, şehitlerimizi tekbirlerle uğurlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi. Ebra! Allah'a emanet olun.
şehitlerin uzun ömrü için, Allah rızası için El-Fatiha. Son şehit olmayacak ama bu vatan Yelebet aydan olacak. Evet, şu anda tamam. Şehit ailelerimizi uçaklara davet ediyoruz. Arz edelim. Saat 10 sıralarında başlayan cenaze töreni sona erdi. 11 şehit için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi ve biraz önce cenazeler omuzlara alınarak 2 uçağa bindirildi. Aileler de uçaklara bindi ve birazdan uçaklar motor çalıştırıp Ankara'ya yola çıkacaklar. Ankara'da saat 14'te bir devlet töreni düzenlenecek. O törenin ardından da şehitler son yolculuklarına uğurlanacak. Kolay gelsin. Çalışma. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Masalar kapatıyorum. He? Kızlar görüntü almışlardı. Almışlarsa tamam. Sende var mı? Bir arasak nurlarını diye kayda gidin de. Böyle görüntü almaya gerek var mı? Şimdi yukarı sorayım. Asker gelsin. Yukarı sorayım. Çabuk ama koşarak. Canım kayıt oldunuz değil mi? Ya, bakalım, baksana, tamam. Koşarak, tamam. Gelsin. Ekstra bir şey yok. Elimden görüşmen gerekiyor zaten. Evet, tamam. Tamam, hadi kolay gelsin. Ya, dediğin diye gerek var. Adam aldı. Hadi al, görüşürüz. Canım 10 bin lira olacak mı bir şey?
Pardon. Hadi.
üretin, 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 üretin. Üretin. Yayındayım kardeşim. Üretin. Nereye gidiyor?
Hayırlısı görüşürüz. Kolay gelsin. Çekmemişsin daha genel bir detay. Hiç kamera markası.